Herkese merhabalar, ben Burak Schultz ve yeni bir ürün, yeni bir donanım incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer inceleyeceğim ürün, TP-Link'in evinizde Wi-Fi konusunda kör nokta bırakmayacak çözümü Deco M5. Deco M5'ten önce evimdeki Wi-Fi ağını genişletmek, daha doğrusu güçlendirmek için yine TP-Link'in RE350 ve RE450 gibi menzil genişleticilerini kullandım. Ki hala kullanıyorum, bir sene içerisinde en fazla 3-4 defa kapatıp açtığım stabil cihazlar bunlar. Memnun kaldım, lakin bir eksileri var. Salondaki modeme, router'a bağlısınız diyelim, evin bir ucundan diğer ucuna gideceksiniz veyahut üst kata çıkacaksınız, ayrı bir ağa bağlamanız gerekiyor. Deco M5'in çözümü oluşturduğu mesele bu işte. Evin bir ucundan diğerine gittiğinizde siz farkında olmadan, bağlantı kesilmeden, manuel olarak bir cihaza bağlanmaya gerek kalmadan modüller arasında bağlantı, kaynak görevi otomatik olarak aktarılıyor. Pratikte nasıl peki diye sorabilirsiniz ama önce kutusundan başlayalım. Turkuaz renkli, tasarımı gayet hoş bir paket var karşımızda. Kılıf diyelim, kutuyu önce karton kılıfından sıyırıyoruz. Sonra kalınca ben buna bir şeyler koyarım diyebileceğiniz kadar kaliteli ve diri bir kutu çıkıyor karşımıza. Altından ilk olarak Deco M5'i oluşturan 3 modül çıkıyor. Modüllerin olduğu tepsinin altında da her modül için ayrı ayrı kutulanmış adaptörler var. Kutulamada gerçekten ince bir işçilik söz konusu. Prize taktığınızda yanındakine ilişmeyecek, sırtı parlak, modüler gibi sade tasarımlı adaptörler bunlar. Silikonlu ve gayet dirayetli hissettiren kablosu 1,5 metre uzunluğunda. Benim senaryomda gayet yeterli geldi. Kir tutmaya biraz müsait gerçi ve önemli kısım tip C arayüzünü kullanıyor bu adaptör. Özellikle sürekli tak çıkar yaptığımız şeylerde micro USB görünce neden artık tip C değil diye eleştiriyorum ama TP-Link'in hanesine geleceği ihtiva ettiği için bir tik koydum net. Kutudan ayrıca düz, şık bir RJ45 kablosu ve alışılageldik dokümantasyonları çıktığını da ekleyeyim. Deco M5 3 yıl garantili. Tasarım 12 cm çapında ve 3.8 cm kalınlığındaki yuvarlak modüller pratikte bir elin içini hemen hemen doldurabilecek boyutta. Gövdeleri sert plastikten öyle ki üzerine bassanız kılını kıpırdatmaz. Çizgileri itibarıyla ve rengi itibarıyla ki beyazı çok severim, koyulduğu yerde tasarımsal bir öğe olabilecek bir cihaz aynı zamanda. Üstünde göze batmayan bir durum ledi, arkasında 2 gigabit RJ45 portu ve bir tane tip C güç girişi var. Modüllerin hepsi tasarımsal ve teknik anlamda aynı niteliklere haiz. Bir kontrolcü veya ana, diğerleri de ona bağlı şeklinde değiller. Sadece biri A geçidi olarak belirleniyor, o da yazılım tarafında. Teknik detaylara geçelim. Modüller güçlerini 4 çekirdekli bir işlemciden alıyorlar. Diğer incelemelerimde de yaptığım gibi, router ve modem incelemeleri de buna dahil tabii, içini açmak isterdim ama gövdesi o kadar bütün, o kadar birbirine entegre ki ne vida ne de esnetmek için bir pay. Açıkçası açmanın bir yolunu bulamadım. 802.11ac standardındaki Deco M5, Moomimo ve Beamforming destekli. Her modüldeki 4 anteni ile 2.4 GHz ve 5 GHz bandından yayın yapabiliyor. Moomimo geleneksel yayın standardının aksine, misal veriyorum, sinyalin bağlı olduğu cihazlar arasında kart dağıtır gibi bir sana bir sana şeklinde sırayla ama arada boşluklarla dağıtılması yönteminin aksine cihaz başına birer sinyal sağlaması yöntemini benimseyen bir teknoloji. Kısacası daha stabil ve hızlı bir bağlantı anlamına geliyor bu ama bağlandığınız cihazların, telefonunuzun, dizüstünüzün de Moomimo destekliyor olması gerek. Destekli değillerse bir sıkıntı oluşturmuyor, bunu da belirtelim. Beamforming'de sinyal kapsamanın bağlı cihaza göre araya giren kapı, duvar veya herhangi bir engeli daha iyi aşabilmesi için şekillendirilmesi prensibini temel alıyor. Daha çok 5 GHz bandında faydasını görüyorsunuz. Beamforming ile desteklenmiş ve desteklenmemiş 5 GHz yayınlarında menzil anlamında hatırı sayılır fark olduğunu gördüm incelediğim ağ ürünleri çerçevesinde. Bu özellik öyle kapatılıp açılabilen bir şey değil, otomatik olarak devrede. TP-Link'e özel nitelikleri de var bu cihazların. İlki Home Care. Temeli Trend Micro'ya dayanan Home Care, zararlı yazılım ve virüslere karşı güvenlik sağlayan ve ebeveyn kontrolü sağlayabileceğiniz bir eklenti. Üzerindeki işlemcinin görev yaptığı konulardan biri de bu. ART yani açılımı Adaptive Routing Technology, bu da tek bir SSID yani ağ adı ile bağlantı kes, ona bağlan, buna bağlan derdini ortadan kaldıran otomatik yayın, bant ve erişimi noktası yönlendirme sisteminin TP-Link'teki adı.
etrafta aynı bandı kullanan çok sayıda cihaz varsa daha az kullanılan bantlara geçiyor. Sinyal çatışmasından mütevellit kayıpları ve paraziti azaltıyor. Aynı zamanda 5 GHz kanalının sinyal sınırları dışına çıkarsanız sizi otomatik olarak 2.4 GHz kanalına bağlıyor. Şimdi kurulum vakti. TP-Link Deco adında mobil bir uygulaması var. Android ve iOS destekli. Uygulamayı kullanmak için aktif internet bağlantısına ve bir üyeliğe ihtiyacınız var. Üyeliğe girdikten sonra görseller ışığında gerçi metinlerin Türkçe olmasını isterdim, kurulumu yapıyorsunuz. Aynı şeyleri diğer dekoları da ağa eklemek için teker teker yapmanız gerek. Bu süreçte arada bir hata verdiler, ağ kurulumuna ekleyemedim dekoları ama birkaç defa denedikten sonra kurulumu tamamlayabildim. Dekoların yerleşimiydi şu suydu bu suydu derken yarım saat civarı sürdü kurulum. Sade ve kullanışlı bir mobil arayüzü var. Konumlarıyla dekoların durumlarını gözlemleyebiliyor, yeniden başlatabiliyorsunuz. Wi-Fi ayarlarından temel ayarları değiştirebiliyor, misafir Wi-Fi'yi açabiliyor, speed test tabanlı hız testiyle internet hızını sınayabiliyorsunuz. Salonda koltuğumda rahat rahat otururken internet mi yavaş diye merak ettiğimde kullandığım bir şey oldu. İstemediğiniz bağlantıları kara listeye ekleyebiliyor, dekoyu güncelleyebiliyor, QoS ile de ağın data akış önceliğini belirleyebiliyorsunuz. Lakin ben mesela standart ve oyun modu arasında bir fark göremedim. İkisinde de internet bağlantımın el verdiği ölçüde hız alabildim. Ve beyin ayarlarında çocuk, genç ve yetişkin ana başlıklarıyla olmak üzere filtre profilleri belirlemek mümkün. Yetişkin içerikleri, kumar, sosyal medya, indirme siteleri, ücretli siteler gibi başlıklar altında Trend Micro'nun veri tabanından faydalanan filtre başlıkları var. Direkt site veya anahtar kelimelerde girebiliyorsunuz yasaklamak için. Süre anlamında kısıtlamak için hafta içi, hafta sonu ve saat bazında kullanım süresi belirlenebiliyor. İstendiği vakitte bu profilleri devreden çıkarabiliyor, tekrar devreye alabiliyorsunuz. Hız dedik, kağıt üstündeki verilerle başlayalım. 2.4 GHz bandı için 400 Mbps, 5 GHz bandı için 867 Mbps'ye kadar hız destekli. Testlerde HBOMEN dizüstü ve Intel AC7265 867 Mbps'ye kadar destekli Wi-Fi modülünü kullandım. Dekoların bir tanesiyle ve üçüyle aynı odada 5 GHz bandında 34-35 Mbps'ye kadar çıkabildim. Araya 2-3 duvar koyunca 75 metrekarelik evimin bir ucundan diğer ucuna 2.4 GHz bandında 18 Mbps'ye kadar çıktı aktarımızı. Şimdi şöyle bir detaya da dikkat çekmek istiyorum. Cihaz çift band yayın yapıyor sonuçta. Normalde ayrı ayrı 2.4 GHz ve 5 GHz bandı yayın görmemiz gerek listede ama yok. Deco işte bunları bir ad ve bir SSID altında topluyor. Siz cihazınızla 5 GHz yayınının sınırları ötesine geçince otomatik olarak ve en önemlisi bağlantı kesilmeden tekrar bağlantı kes ver zahmetine gerek kalmadan 2.4 GHz bandına aktarılıyorsunuz. Menzil anlamında 420 metrekareye kadar destek verilmiş. Tabii bu bir fabrika verisi, evin duvarlarının kalınlığı, evdeki elektronik aletler, sinyal yayan her türlü cihaz bu menzili etkiliyor. Ben tek bir deko ile 75 metrekarelik evimin bir ucundan diğer ucuna dizüstüm ile rahatlıkla bağlanabildim. Takılmadan duraksamadan NAS'ımdan Full HD video stream edebildim. Telefonlar zayıf Wi-Fi modülleri yüzünden dizüstülere göre doğal olarak biraz daha zorlanabiliyorlar. Ama bu hesapla en kötü 250 metrekarenin üzerinde bir alanda verim alabilirsiniz. 420 metrekareye kadar da yolu var. İsterseniz bu ağ kurulumuna ekstra 7 tane daha deko bağlayabiliyorsunuz. Alanı iyice genişletebiliyorsunuz. 3 tane modül, ne kadar yakar bunlar diye düşünebilirsiniz. Gateway yani ağ geçidi görevini gören 5.5 watt civarı, diğer modüllerde 4 watt civarı güç tüketiyor. Kullandığım yaklaşık 1 aylık süreçte de internet kesilmesinden dolayı bir defa mobil arayüzünden tekrar başlattım dekoları, bu kadar. Modüllerin çalışma sıcaklıkları normal, stabillikleri anlamında da herhangi bir sıkıntıları yok. TP-Link Deco M5. Boyutları minimal, tasarımı hoş, tek bir SSID'de 2.4 ve 5 GHz bandını barındırmasıyla burada çekmedi, bağlantı kes, tekrar bağlan, hız lazım, 5 GHz yayınına tekrar bağlan zahmetini ortadan kaldıran, kolaylık sağlayan bir router sistemi. Benim gibi 75 metrekarelik küçük bir ev sahibi için gereksiz. Mesela ben Archer VR 2600 ile işimi fazlasıyla hallediyorum bu evde. Tek katta 250 metrekare üstü, dubleks daire veya bir villa sahibiyseniz işte o zaman tavsiye edebileceğim bir çözüm. Eleştiri babında ise 5 GHz bandında açıkçası daha yüksek bir hız beklerdim.
Kullandığım dizüstüdeki Wi-Fi modülü 70-80 MB/s'ye kadar destekliyor zira. Mesela hala kullanmakta olduğum RE450'de dekodaki o otomatik yetenekler ve kolaylıklar yok ama daha hızlı. Bir yandan da şöyle bir bilgilendirme yapmak gerek arkadaşlar. Kullandığınız kablosuz cihazlar ne kadar hızlıysa o ölçüde ağ ürünlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bu işler karşılıklı yani. Kurulum safhası ve internet kesildiğinde de tekrar aktif hale gelmeleri süreci biraz sancılı. Çok can sıkmıyorlar belki ama düzeltilmeliler. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla ülkemiz fiyatlarına erişemedim. Lakin benzer donanım ve performansa sahip $350 civarı Asus Lyra, ki 2500 liranın üzerinde ülkemiz fiyatı, TP-Link Deco M5'in fiyatı ise $250 civarında, yani %35 civarı daha uygun fiyatlı. Ülkemizde de geldiğinde fiyatı aynı ölçüde uygun olacaktır diye düşünüyorum. Yurt dışı için de ülkemiz için de uygun fiyatlı, büyük dosyalar taşımak için değil de internet bağlantısını her yere yaymak, kör nokta bırakmamak için bir üstüde video akışı sağlamak isteyenlere, büyük evleri, vurguluyorum arkadaşlar, büyük evleri kapsama altına almayı hedefleyen Home Mesh Wi-Fi sistemi TP-Link Deco M5'i rahatlıkla tavsiye edebilirim. Böylelikle TP-Link'in evinizde Wi-Fi konusunda kör nokta bırakmayan çözümü Deco M5'i incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.